İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Konif Avrupa Futbol Kupası 2021'de Fransa'nın Nice kentinde gerçekleşecek. Cavak'ta deprem. Moskova, UNESCO misyonunun yakında Artsakh'ı ziyaret etmesini bekliyor. ABD, F-35 uçaklarının Türkiye tedarikine getirilen yasak kaldırılmayacak. Hasankeyf'teki mağaralar turizme kazandırılacak. Sarıyer'in müze evinde sembolik bir sergi. Retro Jazz adlı konserde 20. yüzyılın mücevherleri seslendirilecek. Daykın Ermeni anıtlarının kaderi. Konifa Sportsbet 2021 Avrupa Futbol Kupası'nın 9-19 Haziran 2021 tarihlerinde Fransa'nın Nice kentinde gerçekleşeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Aşağıdaki takımların turnuvaya katılmaya hak kazandıklarını ve 31 Ocak Pazar günü çekiliş sırasında 4 takımdan oluşan 3 gruba ayrılacağını duyurmaktan da gurur duyuyoruz. İlk grup Nice bölgesi, Güney Osetya, Padanya, Abhazya. İkinci grup Sapmi, Batı Ermenistan, Kuzey Kıbrıs, Artsakh. Üçüncü grup Sicilya, Çamerya, Sardinya, Kernov Futbol Kulübü. Konifa Avrupa Başkanı Albert Rischio şunları ifade etti. Konifa'nın Ağustos ayında ev sahipliği yapmaya karar vermesinden bu yana Nice Yerel Komitesi ile her ay samimi bir şekilde çalışıyoruz. Covid-19 gerçekliğinde herkesin güvenliğini sağlamak için önlemler üzerinde çalışıyoruz. Nice'e uçmadan önce tüm takımların Covid-19 testini geçmesi gerekecek. İnişten sonra sağlıklarını kontrol etmek için yerel organizasyon başka bir test yaptıracak. Komite bu büyük Avrupa şampiyonasından gurur duyuyor. İlk defa 12 takımımız var. Cornwall ve Sardunya gibi bir önceki şampiyonaya katılmamış yeni federasyonları görebiliyoruz. Şu anki Avrupa şampiyonumuz olan Güney Osetya turnuvaya katılacak. Tüm takımlara bol şans diliyorum. Avrupa Komitesi de yarışma başlamadan önce taraftarlarla çalışmayı dört gözle bekliyor. 5 dilde yorumcular turnuvanın her oyununa daha da fazla renk katmak için Maykucu canlı yayında yer alacak. Yedek takımların bir listesi olduğunu lütfen unutmayın. İki Sicilya, Karpatlar ve Romalılar. Konifa tüm nitelikli takımlarımızı bu yıl Nice'de düzenlenecek Sportsbet Avrupa Kupası'na davet etmekten mutluluk duyar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenecek Konifa Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapma kararını memnuniyetle karşıladı. Abrahamyan, "En son biz Artsakh'ta 2019'da savaştan önce bir araya geldik. 45 binden fazla Ermeni Batı Ermenistan'ı desteklemek için Artsakh'ın başkenti Stepanakert'in Stepan Şamyan adlı stadyumunda toplandı. Bugün Batı Ermenistan'ın sürgün edilmiş Ermenilerini, Batı Ermenistan ulusal takımı ve Artsakh takımının galibiyetini desteklemek için maçlara gelmeye çağırıyorum. Tıpkı Batı Ermenistan bayrağını taşıyarak Stepan Şamyan adlı stadyumda koşan milletimizin geleceğini simgeleyen Artsakhlı çocuklar gibi. Umarım stadyumları doldurursunuz. Yaşasın yerli halklar, yaşasın Artsakh, yaşasın Batı Ermenistan." Cavak'ta bir deprem meydana geldi. Yeraltı sarsıntıları yerel saatle gece 1.23'te kaydedildi. Ön bilgilere göre depremin merkez üssü Ninotsminta Belediyesi'nin Sameba ve Dmanisis Belediyesi'nin İrgençay Köyü'nün yakınlarında bulunuyor. Depremin büyüklüğü 10 kilometre derinlikte olan merkez üssünde 3.2 idi. Can ve mal kaybı mevcut değil. Panorama IM, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın resmi temsilcisi Maria Zakharova'nın bir briefinginde Rusya, UNESCO misyonunun yakın gelecekte Artsakh Dağlı Karabağ ve Azerbaycan'a bağlı bölgelere ön ziyaretini beklediğini yazıyor. Zakharova, "Bildiğim kadarıyla Artsakh Dağlı Karabağ ve Azerbaycan'a bağlı bölgelerde bir UNESCO ön misyonu düzenlemek için görüşmeler sürüyor. Böyle bir yolculuğun yakın gelecekte gerçekleşeceğini ve bölgeye olan karşılıklı güveni güçlendireceğini umuyoruz," dedi. 21 Aralık'ta UNESCO Sekreterliği Artsakh Dağlı Karabağ'a komşu bölgeleri UNESCO uzman misyonuna göndermeye hazır olduğunu açıkladığını, ancak Azerbaycan'ın bunu kabul etmediğini hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınması için Türkiye'ye F-35 savaş uçağı tedarikine getirilen yasağın yeniden gözden geçirilmeyeceğini bir kez daha açıkladı. Defense One'a göre Pentagon sözcüsü John Kirby bir basın toplantısında konuya atıfta bulunarak şunları söyledi.
Türkiye, NATO içindeki güçlü müttefikimizdir ancak Ankara'nın S-400 sistemleri satın alma kararı ABD ve NATO müttefiki olarak yükümlülükleriyle çelişiyor. Pozisyonumuz değişmedi. S-400, F-35 ile uyumlu değil. Bu nedenle Türkiye savaş uçakları programından çıkarıldı. Onlarca medeniyete konut sahipliği yapmış binlerce yıl öncesine, tarihe tanıklık etmiş kadim bir antik kültür kenti olan Batı Ermenistan'daki Hasankeyf, büsbütün su altında kalmış değil. Antik çağdan günümüze kadar kalan mağaralar ihtişamıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Bütün bu mağaralar ileriki periyotlarda hem turizme kazandırılacak hem de iktisada katkısı olacak. Gerek hafriyat, gerek uzun yıllara sahip onarım çalışmalarına bu yıl itibariyle başlanıyor. Ilısu Barajı'nın getirmiş olduğu su kaynaklarını alternatif turizm kaynaklarıyla bir arada hem tarih, hem kültür, hem de spor, hem de tabiat turizmi alanları olarak değerlendirilecek. Yavaş yavaş yeşillendirilmesi, etraf düzenlemeleri hayata geçtiğinde çok daha hoş bir Hasankeyf ile tüm ziyaretçiler tanışmış olacak. Mardin Osaryan'ın müze evi, Savaşın Gölgesi projesi çerçevesinde Gözlerimden Savaş başlıklı bir sergi satış gerçekleştirecek. Army Press'in bildirdiğine göre serginin açılışı 7 Şubat'ta 17-19 saatleri arasında gerçekleşecek. Çeşitli sanatçıların eserleri, savaşın verdiği kayıpları ve savaşla ilgili diğer materyaller sunulacak. Galeride sanat, motivasyon, bilgilendirme seminerleri de gerçekleşecek. Projenin amacı birlikte yaşamaya devam ettiğimiz acı verici kayıplarımızı ve duygularımızı dünyaya göstermektir. Sergi satışından elde edilen tüm gelir hayır amaçlı kullanılacak. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Caz Orkestrası 19 Şubat'ta Ermenistan Mimarlar Birliği salonunda Retro Caz adlı bir konser verecek. Armen Press'e göre orkestranın sanat yönetmeni ve orkestra şefi Armen Hüsnüt yönetiminde 20. yüzyılın ilk yarısında büyük caz orkestralarının altın çağına müzikal bir yolculuk bekleniyor. Duke Ellington, Glenn Miller, Tommy Dorsey, Count Basie, Artemi Ayvazyan'ın eserleri seslendirilecek. Pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıl aradan sonra orkestra, Ermenistan Cumhuriyeti Mimarlar Birliği salonundaki konserleriyle tematik konserler sergisine devam ediyor. Caz grubu geçtiğimiz sonbaharda yakın gelecekte dinleyicilere sunulacak bir CD kaydetti. Batı Ermenistan'ın Western Armenia TV'de Ermeni Mimarisi Araştırmaları Vakfı Müdür Yardımcısı Rafi Kortoşan, yeni sayısı yayınlanan Vartsk adlı dergisini tanıttı. Dergide şu materyallere yer verildi. Batı Ermenistan'ın tarihi anıtların Türkçe plaketleri, tarihi Anişehri kitabının incelenmesi, Romanya'daki Ermeni kilisesinin inşaatı, Dayık'taki Ermeni kültürel anıtlarının Gürcü olarak temsiline, Batı Ermenistan'ın kültürel mirasına ve diğerlerine atıfta bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Konstantinopolis'in Sayatnova adlı korosundan Ermeni halk şarkısı Yaman Yar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.